Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Eko Türk'ten iyi akşamlar değerli izleyiciler. Ben Öykü Cengiz. Stüdyo New York başladı. Hoş geldiniz. Dün FED faiz kararını açıkladı. Değerlendireceğiz tüm ayrıntılarıyla. Yayınımıza ATCCI Batı Bölgesi Başkanı Kurt Gökhan Ölçer eşlik edecek. Sayın Ölçer merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Öykü Hanım. Çok teşekkürler. Evet, dün FED faiz kararını açıkladı. Şimdi konuyla ilgili bir haberimiz var. Önce onu izleyelim, sonra yorumlarınıza devam edeceğiz. Mayıs ayı enflasyon ve istihdam verilerinin ardından ili güçlenen Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED, beklentilere paralel olarak politika faizini değiştirmeyerek %5-5.25 aralığında sabit bıraktı. Karara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, hedeflere ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin oluşması halinde para politikasında gerekli ayarlamaların yapılmasına hazır olunacağının altı çizildi. Aynı açıklamada bankacılık sistemi kredi sıkılaştırmasının hane halkları ve işletmeler üzerinde baskı yaratmasının muhtemel olduğu ama etkilerinin boyutunun belirsizliğine dikkat çekildi. Enflasyon risklerine karşı ise komitenin son derece dikkatli olmayı sürdüreceği vurgulandı. Enflasyonun %2 hedefine çekilmesi konusunda kararlılığın tekrar dile getirildiği açıklamada, FED bilançosunun da küçültülmesine devam edeceği belirtildi. Öte yandan komite üyelerinin faiz tabanına ilişkin tahminleri yıl içinde iki muhtemel faiz artırımıyla ağırlıklı olarak %5.6'ya yükselirken 3 üyenin ise %6 tahmin ettiği görüldü. Yıl sonu enflasyon tahmini ise %3.6'dan %4'e yükseldi. Karar sonrası düzenlediği basın toplantısında konuşan FED Başkanı Jerome Powell, toplantıda alınan kararın atlama olarak adlandırılamayacağını belirterek yapılan ekonomiye önceki artırım uyum sağlaması için zaman tanımak ve komite üyelerine bankacılık krizinin tüm etkilerini görebilmek için zaman tanımaktır. Temmuz toplantısı hakkında karar verilmedi ama hareketli geçecek dedi. Evet Sayın Ölçer, FED dünkü açıklamasında beklendiği şekilde faizleri sabit bıraktı ancak gelecekte piyasalara faizleri arttırabileceği mesajını da verdi. FED'in bu kararı ne anlama geliyor ve tabii ekonomik açıdan Amerika Birleşik Devletleri'nde etkileri ne olabilir? Evet, aslında dünkü basın toplantısı, özellikle Jeremy Powell'ın, benim düşüncem, her ne kadar sizin de haberinizde belirttiğiniz gibi kararlılık mesajı verilmek istense de benim hem Jeremy Powell'ın söylemlerinden, hem verdiği sorulara verdiği cevaplardan, hem de vücut dilinden Fed'in bir kararsızlık, bir bocalama dönemine girdiğini ben görmüş oldum bu açıklanan kararla. Bir yandan siz dediğiniz gibi bugüne kadar beklentileri bu toplantıda faizleri sabit tutma yönünde bir şekilde oluşturdular. Bütün piyasalara bu beklentiyi bir şekilde oturttular. Tabii bundan geri dönme şansları olmadığı için bir yerde Fed'in, özellikle Jerome Powell yönetimindeki Fed'in ana yaklaşımlarından bir tanesi piyasaları şaşırtmamak. Yani piyasalara verdiği mesajı uygulamak. Dün de bunu yapmak istediler ve bunu yaptılar. Ancak geleceğe yönelik olarak dediğim gibi bir yandan sert mesajlar vermeye çalışıyorlar piyasaya. Enflasyon hala yüksek. İleride en az iki faiz artırımına daha gidebiliriz. Bu Temmuz'da olabilir, daha ileriki zamanda olabilir. Bunu bir yandan ortaya koymak istiyorlar. Ama bir yandan da bu konuda da çekimser Jerome Powell'ın basın toplantısındaki tutumu oldukça çekimserdi. Yani kendisine direkt olarak soruldu. Temmuz'da artırıma gidecek misiniz? Buna cevap veremedi. Bir de tabii şu soru var. Eğer siz ileride, gelecekte artırıma gidecekseniz niye bugün gitmediniz? Niye bugün gidemiyorsunuz? İşte bekleyeceğiz, göreceğiz, bakacağız. Biraz verileri sindirmemiz lazım gibi cevaplar verdi Jerome Powell. Ama geleceğe yönelik de artıracağız. Bu gerekiyor. Bunun gerektiğini şu anda görüyoruz. Verilere tabii ki bakacağız ama gösterge bu şekilde, tam net bir şekilde bunu söyleyemedi. Bunun mesela tezatına bakarsak bugün Avrupa Merkez Bankası
faizleri arttırdı biliyorsunuz ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde çok daha net ve çok daha kararlı bir şekilde konuştu benim görüşüm ve Temmuz ayında da arttıracağız dedi. Bu konuda oldukça kararlıyız dedi ve bunu net bir şekilde masaya koydu. Bana göre Jerome Powell bunu yapamadı ve bir yerde açıkçası dediğim gibi benim görüşüm şu anda Fed içerisinde bir başkanlar arasında özellikle bir tam bir uyum gözükmüyor. Bunun ben mesajını aldım ve tabii önümüzdeki günlerde şimdi bu toplantıdan sonra Fed başkanları üzerindeki basına demeç verme yasağı kalkacak yarın itibariyle. Yarın itibariyle Fed başkanları tek tek televizyonlar karşısına çıkacaklar, görüşlerini belirtecekler. O aşamada daha da net göreceğiz tabii ki Fed'in içerisindeki durumu ve ne şekilde karar verme aşamasında olduklarını. Ama şu aşamada dediğim gibi yani Temmuz dahil, önümüzdeki bir ay dahil tam olarak ne yapmak istediklerini, nereye gideceklerini, yani bir yandan dediğim gibi enflasyon yüksek olduğunu hala kabul ediyorlar. Daha fazla faiz arttırması gerektiğini düşünüyorlar ama bir yandan da hani arttırırsak ya ekonomiyi uçurumdan aşağı mı düşürürüz, resesyona gider miyiz? Bunun korkusunu yaşıyorlar. Yani bu ikilem arasında sıkışmış bir Fed gözüküyor şu anda. Evet, dün risk piyasaları dünkü Fed açıklamalarına rağmen yükselişine devam ediyor. Özellikle teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi hızla yükselmeye devam ediyor. Bu sürdürülebilir bir yükseliş mi yoksa yakın zamanda bir geri çekiliş bekleyebilir miyiz? Evet, aslında bu yükseliş gerçekten büyük bir sürpriz oldu diyebiliriz. Yani belli bir yükseliş tabii ki bekleniyordu ama şu anda gelinen nokta, yani özellikle Nasdaq hissesine gibi baktığımız zaman son 3 ayda %25 dolayında bir artış görüyoruz. Özellikle 6-7 firma, büyük firma, mega cap dediğimiz teknoloji sektöründe inanılmaz bir ivme gösterdiler bu son birkaç ay içerisinde. Yani birkaç firmaya bakarsak özellikle Nvidia firması, çip üreticisi firması %200'e yakın bir artış gösterdi. Apple biliyorsunuz dünyanın en değerli teknoloji firması. Piyasa değeri 3 trilyon dolara geldi gelecek, dokunuyor artık. Tarihi en yüksek seviyelerde hisse senetlerinin değeri şu anda. Aynı şekilde Microsoft bugün bu sabah itibariyle 52 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Yani böyle bir adeta çılgınca bir yükseliş var teknoloji sektöründe. Bunun sebebi, yani en azından şu anda görünen sebebi bu yapay zekanın ileriye yönelik olarak bu firmalara büyük karlar sağlayacağı. Gerçi bunun arkasındaki finansal analiz veya finansal mantık şu anda benim görüşüm pek oturmuyor. Her ne kadar hani geleceğe yönelik dediğim gibi büyük bir vaat gibi görünse de şu aşamada ve iyi bir gelir kaynağı olabileceği izlenimi verse de bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği veya hangi firmaların bundan ne kadar faydalanacağı henüz net değil ve meçhul. O yüzden yani piyasaların şu anda biraz aşırı bir güven ve aşırı bir hırsla diyeyim artık teknolojik piyasasında yükseldiğini görüyoruz. Bu sürdürülebilir mi? Bence sürdürülemez. Hatta dediğim gibi bu hale gelmesi, bu noktalara gelmesi bile bence çok şaşırtıcı. Bunun sebebi, iki sebebi var. Birincisi demin konuştuğumuz Fed'in şu andaki konumu, bocalaması ve piyasalar biliyorsunuz belirsizliği sevmezler. Şu anda Fed tarafında bir belirsizlik var. Genel anlamda ekonomik veriler olumlu gelmiyor. Enflasyon hala yüksek, özellikle servis sektöründe yüksek. Her ne kadar Amerika'da işsizlik oranları çok düşük seviyelerde seyretse de şu son özellikle birkaç haftada yeni işsizlik başvurularında hızlı bir artış görüyoruz. Yani bütün makroekonomik gösteriler ve buna tabii ki bağlı olarak bilanço beklentilerine de düşeceğini düşünüyoruz. Yani bütün bu senaryolara baktığınız zaman, makroekonomik anlamda baktığınız zaman yani bu yükselişin şu anda bir arkasında bir makroekonomik sebep ya da bir dayanabileceği bir temel yok. Artı bir de özellikle dediğim gibi Nasdaq'a baktığımız zaman bütün bu farklı firmalara baktığımız zaman özellikle bu bahsettiğim 6-7 firma özellikle mega cap firmalarının yükselmesi aslında Nasdaq'ı yükseltiyor. Yani diğer firmalara baktığınız zaman o kadar fazla bir
yükseliş görmüyoruz. Aynı şeyi bunu S&P için de söyleyebiliriz. Değişik sektörlere baktığımız zaman teknoloji haiz sektörlerde aslında yatay veya belki çok ufak bir artış veya pek çok durumda da aslında pek çok sektörde bir gerileme var. Yani şu andaki bu yükselişin bant genişliği olarak bakarsak aslında bant genişliği çok dar. Yani sadece dediğim gibi 8-10 çok büyük bir firmanın çok hızlı yükselişine dayalı. Bunun da ben sürdürülebilir olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu firmaların geldiği noktalardan artık daha yukarılar gitmesi çok zor. Ya diğer firmalar bu firmalara yaklaşacaklar tabii bunu sürdürülebilmesi için. Ama aksi olursa da yani bu firmalarda biraz gerileme olursa hızlı bir düşüşe geçilebilir. O yüzden benim görüşüm şu, önümüzdeki aylarda dikkatli olunması lazım. Yani bence piyasa aslında gelebileceği noktalara geldi. Şu anda hem piyasaların belki ileriye doğru bir boğa piyasasına tam olarak girmesi için ve daha da yukarı gitmesi için aslında biraz geri çekilme de şu aşamada biraz sağlıklı olur. Çünkü çok hızlı ve çok sert bir şekilde yükseldi. Buradan biraz geri çekilme ve tekrar belli dirençlerden geri dönmesi ve bunların konsolidasyon yöntemiyle daha bir şekilde oturması piyasaların geleceği açısından da daha uzun vadeli yükseliş açısından da daha sağlıklı olur. O yüzden dediğim gibi önümüzdeki aylarda çok büyük bir ihtimalle bir düzeltme diyelim, bir geri çekilme olacağı beklentisi bende mevcut. Peki Türkiye'de Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanı olarak atanması nasıl yankılandı? Yeni dönemde Amerika Birleşik Devletleri iş çevreleri Türkiye'deki mali politikalarda bir değişim bekliyor mu? Evet, aslında bekliyor. O konu Amerika'da çok konuşuluyor, özellikle buradaki basında, ekonomi basınında, politik çevrelerde, iş dünyasında oldukça konuşulan bir konu ve açıkçası Amerika'daki kamuoyu olarak bakarsak, dediğim gibi politik çevre olarak bakarsak biraz da sürpriz bir kararlar olarak düşünüldü. Çünkü her ne kadar bugüne kadar hani giden Türkiye'nin genel mali politikasına baktığımız zaman faizlerin düşük tutulması özellikle öne çıkıyordu ve bu mali politika üzerinden Türkiye ekonomisi yürütülüyordu. Şimdi özellikle Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek'in gelmesi, onun da Merkez Bankası Başkanı'na Hafize Gaye Erkan'ı ataması, bu iki isim de aslında daha çok Batı, özellikle Batı dünyasında tabii ki hem çalışmış hem eğitim almış insanlar. Özellikle Hafize Gaye Erkan'a bakarsak Goldman Sachs geçmişi var, Princeton Üniversitesi geçmişi var. Onun dışında First Federal Bank'in bir süre ortak genel müdürlüğünü yürütmüş bir isim. Bütün bunlar tabii ki buradaki Amerika'daki veya Avrupa'daki, demin de biraz önce konuştuğumuz Fed politikalarından bahsettik. Yani daha temel, standart diyeceğim, ortodoks mali politikalara daha yakın veya uyabileceğini düşünülen insanlar. Burada da Amerika'daki de genel beklenti aslında o yönde. Yani şu aşamada Türkiye'deki de tabii aynen Amerika'da olduğu gibi yüksek bir enflasyon var tabii. Çok daha hatta yüksek bir enflasyon var. Bu enflasyon ülkenin ekonomisi açısından en öncelikli konu olduğu için burada bu isimlerin de bu anlamda daha çok standart diyeyim ya da daha klasik politikalara dönecekleri, bu da tabii ki enflasyonu kontrol altına almak için faizlerin düşmesi, faizlerin yükseltilmesi anlamına geliyor. Bu yönde adımlar atacağı beklentisi ve bu yönde bir Türkiye'de bir değişim olacağı beklentisi ABD kamuoyunda ve iş çevrelerinde hakim. Bu da aslında en azından bizim açımızdan, bizim derken hani burada ticari açıdan bakarsak, hani iki ülke arasındaki ticaret açısından bakarsak, yakınlaşma açısından bakarsak, biz de ümit ediyoruz ki bunun daha da ileriye doğru baktığımız zaman daha bir yakınlaşma ve biraz daha ticari ilişkileri de geliştirme açısından da olumlu yansımasını biz de ümit ediyoruz tabii ki. Evet, peki BRICS ülkeleri Avrupa Birliği'nin Asya ile ilişkilerini arttırması Amerika Birleşik Devletleri'nin ticari imajını nasıl etkileyecek? Evet, aslında o konu da Amerika'da çok konuşulan bir konu gerçekten. Yani özellikle Joe Biden hükümetinin oldukça eleştiri aldığı konulardan bir tanesi.
Tabii ki bu işin temelinde biraz devam eden ve hız kesmeyen diyeyim maalesef Rusya-Ukrayna savaşı var. Bu biraz daha Doğu ve Batı kamplarını iyice derinleştiren bir unsur oldu tabii ki. Hani bunu politikal alanda tabii ki görüyoruz, askeri alanda tabii ki görüyoruz ama tabii ki bu aynı zamanda finans, ekonomi ve ticarete de yansıyor bir şekilde. Şimdi durum böyle olduğu zaman ve bir yerde özellikle Joe Biden hükümetinin bu konuda sert politikalar izlediğini görebiliyoruz. Ve hani uzlaşmaya pek yanaşmayan, tabii ki bunu bu taraftan bakınca karşı taraf için de söylenebilir ama gelinen noktada sonuçta bir yerde bir uzlaşma zemini olmadığı için bu para piyasalarında özellikle bu BRICS ülkelerinde sizin de bahsettiğiniz gibi daha çok doların dünyadaki bulunduğu konumu ve doların bir yerde dominant pozisyonunu değiştirmek adına adımlar atmaya sevk etti ki burada aslında bu ülkelere baktığınız zaman sadece hani içinde şu anda bir yerde Amerika'ya bir numara gözüken Çin veya Rusya değil ama Amerika'ya daha yakın en azından müttefik olarak görünen Suudi Arabistan gibi ülkeleri de görüyoruz ve onların da aslında bu alanda ciddi adımlar attığını görüyoruz. Özellikle yani bunu sadece para politikalarında değil petrol politikalarında da her ne kadar özellikle mesela petrol fiyatlarını düşürmek için Joe Biden Suudi Arabistan'la ilişkileri geliştirmeye çalışsa da bu konuda pek başarılı olamadı ve daha yeni Suudi Arabistan tekrar arzı azaltarak petrol fiyatlarını yukarıda tutmak adına yine adımlar attı. Yani burada o yüzden burada aslında bir yerde bana göre Joe Biden'ın bir başarısız politikası diyebiliriz buna bir yerde. Bu alanda en azından yeteri kadar bence bu ülkelerin taleplerine veya beklentilerine cevap veremediler ve tek yönlü gitmeye kalktılar. Ama bu kısa vadede bir tehdit olabilir mi? Ben zannetmiyorum. Yani sonuç olarak şu anda çok yakın dönemde en azından hani doların bence bulunduğu konumun değişmesi çok çok zor. Ama bu tabii ki ivme arttıkça bu özellikle dolar dışı ticaret bu ülkeler arasında arttıkça ve bir yerde bu ivme kazanırsa ileride tabii ki farklı bir noktaya da gidebilir. O yüzden hani ABD açısından bana göre bu bir ya da ABD ve ABD'nin ekonomik konumu, dünyadaki süper güç konumu, doların dediğim gibi dominant konumu açısından şu anda gerçekten belki tarih boyunca olmadığı kadar diyeyim bir tehdit unsuru olmaya başladı diyebiliriz bu konunun. Peki Kurt Gökhan Ölçer, çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Devam ediyoruz değerli izleyiciler. Avrupa Merkez Bankası Haziran'da faizleri 25 bas puan artırarak faiz artırımlarının devam edeceği mesajını verdi. Avrupa Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararını açıkladı. Banka piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 bas puan artırarak 20 yılın zirvesine çıkardı. Banka mevduat faizini %3.50'ye, refinansman faizini %4'e, marjinal fonlama faizini ise %4.25'e yükseltti. ECB böylece yüksek enflasyonla mücadele kapsamında faiz artış döngüsüne 8. toplantıda da devam etti. Banka yetkilileri enflasyonun uzun süre daha yüksek kalacağını belirterek 2023 için enflasyon tahminini %5.3'den %5.4'e yükseltti. 2024 beklentisi ise %2.9'dan %3'e çıktı. Çekirdek enflasyon tahmini 2023 için %4.6'dan %5.1'e, 2024 için %2.5'den %3'e çıkartıldı. Çekirdek fiyat baskılarının güçlü kalmaya devam ettiği vurgulandı. Büyüme tahminleri ise düşürüldü. 2023 tahmini %1'den %0.9'a, 2024 beklentisi ise %1.7'den %1.5'e düşürüldü. Kararın ardından açıklama yapan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, fiyat baskılarının yüksek kalmaya devam ettiğini, işlerini henüz bitirmediklerini, hala alınacak mesafe olduğunu belirtti. Lagarde, büyüme ve enflasyon görünümünün yüksek derecede belirsiz olduğunu, aşağı yönlü riskler arasında savaş ve jeopolitik gelişmeler bulunduğunu söyledi. Faiz artırımlarını durdurmayı düşünmediklerinin altını çizen ECB Başkanı Lagarde, Temmuz ayında faiz artırımının olası olduğunu ifade etti. Ayrıca, kararlarımızı verirken verileri izlemeye devam edeceğiz dedi. Euro bölgesi Nisan'da 2 ayın ardından 11,7 milyar euro ticaret açığı verdi.
Küresel piyasalarda yoğun bir veri akışı takip edilirken Euro bölgesi ticaret dengesi verileri açıklandı. Euro bölgesi geçen yılın aynı dönemindeki 34.5 milyar euroluk açık ve 21.5 milyar euroluk piyasa beklentileriyle karşılaştırıldığında Nisan 2023'te 11.7 milyar euro açık bildirdi. Mart 2023'te Euro bölgesi dış ticaretinde 25.6 milyar euroluk fazla kaydedilmişti. Başlıca ticaret ortakları arasında ithalat en çok Rusya, Norveç, İngiltere, İsviçre, Çin ve Türkiye'de düştü. Öte yandan Ocak-Nisan 2023 döneminde mal ihracatı yıllık bazda %5.4 artarak 940 milyar euroya yükseldi. Euro bölgesinin mal ithalatı ise söz konusu dönemde yıllık bazda %2.9 azalarak 957.2 milyar euro oldu. Stüdyo New York'u noktalıyoruz. İyi akşamlar. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu.